şimdi dizinde. Düzce'nin Çilinli ilçesinde yetişen mor pirinç olarak da isimlendirilen siyah pirinç, kendine özgü siyah mor rengini güçlü antioksidan özelliklerinden alıyor. Siyah pirinç diğer pirinç türleriyle karşılaştırıldığında protein açısından en yüksek pirinçler arasında yer alıyor. Bu pirinci ilk defa deneyimleyen Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri, Düzce'yi tanıyorum projesi çerçevesinde Çilinli Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifine gezi düzenleyerek siyah pirinci tanıdılar ve lezzetini deneyimlediler. Rengiyle herkesi şaşırtan içeriğindeki faydalarıyla kendine hayran bırakan siyah pirincin pilavını yapmaya öğrenen Kız Meslek Lisesi öğrencileri yemek kültürüne siyah pirinci de eklediler. Sen en baştan sor abla. Neymiş? Çilimli'nin incisi siyah pirinci. Kız Meslek Lisesi öğrencisi Esma Süleyha Han'dan siyah pirinç pilavı yaptık. Tek farklı görüntüsünün siyah olması. Nişastası beyaz pirince göre az olduğu için daha fazla kavurmamız gerekiyormuş. 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su koymamız gerekiyormuş. Normal pirinçten farklı ise fazla kavruluyor. Glutensiz bir ürün. Magnezyum deposu. Vitamin değeri çok yüksek diye konuştu. Pirinç pilavı yaptık. Yani normal pilav gibi ama görüntüsü sadece bir tek siyah olması dışında. Nişastası az olduğu için bayağı kavurmamız gerekiyormuş. Bunu öğrendim. 1 su bardağına 2 ölçü su koymamız gerekiyormuş bu pilavımızda. Normal pirinçten farkı fazla kavruluyor. Glutensiz bir ürünümüzdür. Magnezyum deposudur. Vitamin değeri çok yüksektir. Okul öğrencisi Zehra Betül Mercan ise siyah pirinç glutensiz, nişastası az olduğu için çok kavrulması gereken bir ürün. Kavururken özellikle kokusu, aroması çok güzel dedi. Siyah pirinç glutensiz, nişasta oranı az olduğu için kavururken daha fazla kavurmamız gerekiyor. Mor kokusu kavururken falan kokusu çok güzel bir yiyeceğimizdir. Ortaya çıkmıştır. Normal pirinçten bir tık daha fazla kavuruyoruz. 2:1 ölçüde kavurmamız gerekiyor. Yani bir su bardağı pirinç, 2 su bardağı su kullanıyoruz pişirirken. Salatası var, sarması var, sütlacı var. Her şeyi yapılıyor aslında. 11. sınıfta daha çoğunlukla kendi yemeklerimize yapmaya çalışacağız inşallah. Kendi tariflerimize yapmaya çalışırız.